sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar, 17-23 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mars ve Plüto Oğlak Burcu'nda haritanızın en tepesinde ve bu hafta kavuşacaklar. Bu da size özellikle kariyer konularında, geleceğinizle ilgili konularda oldukça hırslı, tutkulu bir hale getirebilir. Bir yandan kararlı hareketler yapabilir, aşırı bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Bir yandan da zaman zaman kuşkular, kuruntular, güvensizlikler hissedebilirsiniz. Ancak bu hafta enerjinizi doğru yönlendirirseniz kariyerinizle ilgili gerçekten çok önemli başarılar elde etmeniz mümkün. Otorite pozisyonları, üstleriniz, onlarla ilişkilere biraz dikkat edin. Çünkü zaman zaman gerilimler oluşabilir. Terazi burcundaki Merkür, Koç burcundaki Uranüs'le ve Oğlak burcundaki Mars Plüton'la şu aralarda gerilimli açı yapacağı için özellikle ilişki kurduğunuz herkese özel ilişkileriniz olabilir. İş ve kariyer hayatınızdaki kişiler olabilir, ortağınız olabilir. İlişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sakin, daha anlayışlı olmakta fayda var. Karşınızdaki kişinin beklentilerini önemsemek size de avantaj sağlayabilir bu dönemde. Evet, haftanın hemen başında Ay Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla biraz daha para konularına, maddi kavramlara odaklanacaksınız. Pazartesi günü bu bağlamda oldukça verimli bir gün. Çünkü Ay güzel açılar içerisinde olacak. Neptün'le ardından Mars'la Plüton'la olumlu açılar içerisinde olacak. Bu çalışmalarınız karşılığı elinize geçebilecek paraları destekleyen bir görünüm. Bunun yanı sıra arzu ettiğiniz güzel alışverişleri de yapabilirsiniz. Eğer önemli bir alışverişiniz varsa bunu pazartesi yapmaya çalışın. Ay açıları çok destekleyici, sizin için de verimli sonuçlar olabilir. Ayın 18'inden itibaren ilişkiler gezegenimiz Venüs Yay Burcu'na geçiş yapıyor. 12 Kasım'a kadar kalacak. Sizin için iyi bir pozisyonda olacak. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz bu dönemde. Yabancı kültürlerle ilişkileriniz özellikle artabilir. Özel ilişkiler olabileceği gibi sosyal faaliyetler artabilir. Bol bol seyahat imkanı karşınıza çıkarabilir. Venüs burada hukuksal işleriniz, yüksek öğrenimle ilgili işleriniz veya medya, basın, yayıncılıkla ilgili bazı işleriniz varsa bu konularda da 12 Kasım'a kadar sizi çok destekleyecek sevgili koçlar. Evet, ayın 18'inden akşam saatlerinden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiyor Perşembe akşamına kadar. Bu da özellikle Çarşamba gününü sizin için çok hareketli bir hale getirecek gibi görünüyor. İletişim trafiğinin oldukça yoğun olduğu bir gün kısa seyahatler de yapabilirsiniz ve çok sayıda haber duyabilirsiniz. Cuma ve Cumartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda biraz daha eviniz, yuvanız ve ailenizle ilgili konuların öne çıkması mümkün. Cumartesi günü anneniz olabilir, aile içerisindeki bir bayan olabilir. Onlarla ilişkilerde bazı ani gerilimlerin, sürtüşmelerin olması mümkün. Dikkatli olun, daha anlayışlı olmaya çalışın sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.